Evet, bir kez hedef sistemi ve test sistemi seçildikten sonra sıradaki adım öncü bir bileşiğin bulunması. Öncü bileşik denilen şey istenen farmakolojik aktiviteyi gösteren bileşik. Bu sonuçta ilaç tasarım ve gelişimi için başlangıç noktası olarak kullanılıyor bu öncü bileşik. Öncü bileşiği moleküler modelleme yöntemleri var. Bilgisayar kullanarak özel bilgisayar programları var. İşte Sibyl diye bir program var. Otodoc var. Gold var. Doc var. Bir sürü program var. Ücretli olanı var. Ücretsiz olanı var. Bunları kullanarak ilaç tasarımı yapabilirsiniz. İlaç öncü bileşiğin yapısını tasarlayabilirsiniz. Benim araştırma alanım bu konu üzerinde. Dünyada da ilaç firmalarında da bilgisayar destekli ilaç tasarım grupları var. Ya da NMR kullanabilirsiniz ya da doğayı kullanabilirsiniz. Yani doğal bileşiklerin taramasını yapabilirsiniz. Doğal bileşikleri tarayabilirsiniz. Bu bitki olur. Bu bir işte örümcek olabilir, bir akrebin zehri olabilir. Yani çok farklı kaynaklar olabilir. Burada ya da sentetik dünyayı kullanabilirsiniz. Laboratuvara gider, o bileşiği, tasarladığınız bileşiği sentezlersiniz. Tabii önce bir bileşiği bulduktan sonra bunu bir de test etmek gerekiyor. Uygun bir test yöntemi bulmanız lazım. Active principle denen bir kavram var. Aktif madde diyorum ben buna. Bitkilerin içinde yüzlerce bileşik var ama onlardan bir tanesi aktif madde. Yani bir tanesi hastalığı iyileştiriyor. Diyelim ağrı kesici özelliği var. İşte söğüt ağacının kavuğundan pardon ne oluyor? İşte aspirinin ön ilacı oluşuyor. Yani aspirin vari bir bileşik elde ediliyor diyelim. İstenen farmakolojik aktiviteye sahip ekstratı, doğal ekstrattan izole edilen bileşiğe biz aktif madde diyoruz. Bazen ki genellikle bu oluyor. Öncü bileşik doğadan ilham alınarak, yani doğadan keşfediliyor, sonra o geliştiriliyor ya da direkt o da kullanılabiliyor. İşte kardelen çiçeğin içindeki madde bugün Alzheimer hastalığındaki toplam 4 ilaç var, onlardan bir tanesi. Direkt yani o şekilde kullanılıyor. Şimdi biz öncü bileşin nereden bulabiliriz? Ya doğal ürünleri tarayabiliriz ya da sentetik bileşik kütüphanelerini tarayabiliriz. Bileşik kütüphaneleri var. Yani sentezleniyor. Onlar bir yerde saklanıyor. Kütüphane gibi. Bunun sanal kütüphanesi de var. Sanal dünyadan da siz özel şeyler var. Veri tabanları var. Bileşiklerin üç boyutlu yapılarını içeren. Bunlar tabii paralı olan var, ücretli olan, ücretsiz olan var. Şimdi doğal dünya öncü bileşikler için kaynak olabilir. Ne olabilir? İşte bitkilerden yararlanabilirsiniz. Bitki dünyası olabilir. İşte çiçekler, ağaçlar, çalılar ya da bakteri gibi, mantar gibi mikroorganizmalardan yararlanarak siz ilaç öncü bileşiğini bulabilirsiniz. Ya da ilacı da bulabilirsiniz. Hayvan dünyasından yararlanabilirsiniz. İşte fareler, sinekler, akrepler, yılanlar. Bunların zehirleri, bunların kimyasalları da ilaç öncü bileşiği olabilir. Ya da biyokimyasallar dediğimiz nörotaşıyıcılar ve hormonlar. Bunlar bizim vücudumuzun ürettiği kimyasallar, postacı molekülleri. Biliyorsunuz nörotaşıyıcılar kısa mesafe haber taşıyor. Hormonlar ise uzun mesafe haber taşıyordu. Nörotaşıyıcı eksikse, işte Alzheimer hastalığında asetilkolin nörotaşıyıcısı eksik. Maalesef bunu direkt dışarıdan alamıyoruz. Polar bir molekül olduğu için kan-beyin bariyerini geçemiyor. Beyinde kullanılması lazım. Geçemiyor. Ama hormon eksikse, işte insülin hormonu biliyorsunuz eksikliğinde şeker hastalığı oluyor. Siz insülin hormonu yani vücut üretmiyorsa onu dışarıdan alabiliyorsunuz hormonda. Nörotaşıyıcılarda bir sıkıntılar var. Hem işte midenin asidinliğinde bozuluyor.
işte yolda başına bir sürü şeyler geliyor, başka bir şeye dönüşüyor. Bir de geçse bile kan beyin bariyerindeki yağlı ve sık gözenekli yerden geçemiyor. Deniz dünyasından yararlanabilirsiniz. Burada bakteriler, süngerler, balıklar, mercanlardan öncü bileşik bulabilirsiniz. Diğer dünya dedim, sentetik dünya. Sentetik dünyayı içinde ya böyle geleneksel kimyasal sentez yaparsınız. Hani bir laboratuvara girersiniz. Bir tane bileşiğin sentezi için belki bir yıl uğraşırsınız. Tabii bu ilaç araştırmaları için çok uzun bir süre. Bir ilacın piyasaya çıkana kadar şöyle bir şey var, genel bir kural var. Yani 10 bin tane bileşiği sentezleyeceksiniz, 10 bin bileşiği incelemeniz lazım. Siz böyle her yıl bir tane sentezlerseniz 10 bin yılda falan bir ilaç bulursunuz. O da saçma bir şey. O yüzden kombinatoryal sentez denilen, Türkçesini bunu ben bütünleşik sentez olarak çevirdim. Bütünleşik sentez ya da paralel sentez denilen, doğayı taklit eden, özellikle bütünleşik sentez doğayı taklit ediyor. Doğada nasıl bir bitkinin içinde yüzlerce bileşik varsa böyle bir havuz oluşturuluyor. Siz bir kabın içinde yüzlerce bileşiği sentezleyebiliyorsunuz. Onları ayırmadan biyolojik aktiviteye bakıyorsunuz. Yani güzel bir yöntem ama Türkiye'de bunu uygulayan var mı bilmiyorum. En son ben 2011'de Pakistan'da yani bu yöntemin kullanıldığını duydum ama Türkiye'de henüz belki gelmemiştir. Belki geldi, benim haberim yok. Bir de sanal dünya var. Sanal dünya bilgisayar programları kullanaraktan, işte sanal şeyler var, veri tabanları var, Zinc Database, bunlardan en önemlisi, en çok kullanılanı. Herhalde bildiğim kadarıyla, çünkü sayı durmadan değişiyor, 25 milyon bileşiğin 3 boyutlu yapısı orada depolanmış, ücretsiz bir veri tabanı. Siz bir ilaç araştırması yapacaksanız oradan faydalanabiliyorsunuz. Hatta işte docking denen bir yöntem var, kenetlenme yöntemi bilgisayar programında. Orada bulduğunuz en yüksek bağlanma afinitesi bulduğunuz bileşikleri de hatta oradan satın da alabiliyorsunuz. Biyolojik aktivite için ya da isterseniz sizin için sentezci olurdu, kütüphane şeyde yoksa, satan bir ticari firma yoksa. Bu yöntem işte computer aided drug design dediğim bilgisayar yardımlı ilaç tasarımı. Türkiye için yeni bir şey. Yani 2004'te ben Amerika'dan döndüğümde bu konuyu çalışanlardan, ilklerden birisiyim. Computer aided drug design laboratuvarında TÜBİTAK projesi destekli kurmuşumdur. Ama günümüzde, bugünlerde artık birçok kişi çalışıyor bu alanda. Sanal dünya, yani bilgisayarlı ilaç tasarımı hem zaman kazandırıyor size hem para kazandırıyor. Şöyle, maliyeti daha düşük, daha hızlı bir şekilde ilaç bulma ihtimaliniz daha fazla. İşte ACE ilaçların çoğu mesela bilgisayar destekli ilaç tasarım yöntemleriyle bulunmuş. Yani bilgisayarı kullandığınız zaman özel modelleme programlarını, ilaç tasarım programlarını çok daha hızlı bir şekilde ve daha düşük maliyette ilaca ulaşabiliyorsunuz. O yüzden bizim gibi bilime çok fazla proje destek verilmediği bir ülkede bu yöntem daha çok kullanılması lazım. Şimdi eğer siz bir doğal dünyadan faydalanacaksanız, doğadan, bunların izolasyonu var. Bu işte bitki ise bitki, akrep, zehir ise zehrin içinde. Saflaştırması var. İşte kromatografi, kristalizasyon, distilasyon, çözücü ekstraksiyon gibi sizin işte organik laboratuvarda gördüğünüz bu teknikleri kullanmanız lazım. Düşünün, bir bitki içinde 100 tane varsa hangisi, onu diyelim, biyolojik aktivitesi sahip olan bileşik, işte söğüt ağacında salisilik asit diyelim. Bunu izole edeceksiniz. Onu ayırmanız gerekiyor. Sonra ayırdınız, saplaştırdınız. Ne gerekiyor? Yapının tanımlanması lazım. İspatlanması lazım. İşte element analizleri, molekül ağırlığı, kütle spektrometresi, infrared spektroskopisi, UV, NMR, proton olur, karbon 13 olur, döteryum olur. X-ray kristalografide ise katı bileşiklerin 3 boyutlu yapısını veriyor bize X-ray. Burada bağ uzunluğu, bağ açısı, torsiyon açısı gibi uzaydaki konumlarını, atomların bulabilirsiniz. Tabii bu her bir yöntem maliyetli bir araştırma olur.
Şimdi doğal ürünlerin taramasına bakalım. Bugün yani günümüze kadar doğayı tarayarak neler bulunmuş örneklerine. Çünkü doğal ürünlerde doğal ürünler biyolojik aktif bileşikler için çok zengin bir kaynak. Örneğin işte morfin bir ağrı kesicidir. 5 yıl ilaç olarak satılmış fakat günümüzde kontrollü olarak yani öyle herkes morfin alayım diye eczaneden alamıyor ama yine tıbbi tedavide kullanılıyor. Kokain, nikotin işte sigaranın içindeki madde. Nikotin yıllarca böcek öldürücü olarak kullanılmış, tarım ilacı olarak kullanılmış. Kokain sentetik lokal anestetikleri hazırlamak için kullanılan bir madde. Günümüzde hala çok böyle yeni ilaçların için umut verici bir kaynak olarak hala kalıyor. Bunlardan morfin, afyon bitkisinden elde ediliyor ya da haşhaş olarak adlandırılan %15 kadar morfin var. Bu özellikle bu kesildiği zaman akan bir sıvı var. Onun içinde morfin var, kodein var. Bunlar morfini asetillerseniz eroine gidiyor zaten. Kodeinde öksürük şuruplarının içinde çocukların zamanında veriliyordu ama işte İngiltere'de yasak. Türkiye'de durum bilmiyorum. Burada da yasaktır herhalde. Bir çeşit morfin öncesi sonuçta. Kodein vücuda girince morfine dönüşüyor zaten. Haşhaştan morfin. Kına kına ağacından kinin elde ediliyor. Kinin bugünlerde zaten çok meşhur sahneye yine çıktı biliyorsunuz. Hidroksiklorokin, bunun bir türevi olan bileşik, COVID-19 tedavisinde kullanılıyor. İşte tonik içeceklerin içinde su, şeker yanında kinin de var. Of, acımsı tadı o veriyor. Porsuk ağacından antikanser ilacı Taksol elde edilmiş. Tabii burada dört tane taksol ağacının kesilmesi lazım ki bir kanser hastası tedavi edilsin. Eğer o zaman ne yapılıyor? Şimdi ağacı kesip bir de bu yüzyılda falan galiba yüzyılda mı? Yüzyıl sonra yüzyıllık falan olması gerekiyor ağacın. O yüzden çok böyle doğadan direkt bu ağacı kes, ekstrakte et, taksolu uzaklaştır. Çok pratik bir şey değil. O yüzden laboratuvarda sentezleniyor. 90'lı yıllarda çok popülerdi. Herkes bunu doğal bir şekilde nasıl sentezleriz diye uğraşıyordu. İlk bu kinin sıtmanın tedavisinde kullanılan ilk ilaç 17. yüzyılda çok kişi hani sıtmadan ölüyormuş. Bu sivrisinek bir tür sivrisineğin ısırması sonucunda oluyor. Bu bir çeşit ateş düşürücü, işte anti sıtma ilacı, ağrı kesici, anti iltihap giderici bir şey. Burada bitkisini buraya koydum. Burada da üç boyutlu yapısı var. Acı bir tadı var. Yine salisilik asit, söğüt ağacının kabuğundan elde edilen, saplarından elde edilen bir bileşik. Salisilik asit molekülü bu. Bunu asetik anritle etkileştirirseniz asetil salisilat elde ediyorsunuz. Bu da bir çeşit aspirin. Aslında aspirin formu, asetillenmiş formu ön ilaç. Fakat ağrı kesici formu bu söğüt ağacından direkt alınan asetil salisilik asit. Fakat bu salisilik asit mideyi için çok asitliği fazla mideyi rahatsız ettiği için onu ön ilaç formuna dönüştürülüyor. Yani aspirin formuna sonra zaten bu ester yapısı vücuda girdiği zaman midenin asidinde salisilik asit formuna dönüşüyor. Oradan işte ağrı kesici etkisi var, iltihap giderici etkisi var. Başka ne etkisi var? Kan sulandırıcı etkisi var. Belli bir yaştan sonra işte kalp damar sorunu olanlara işte günlük işte koraspin alın 100 miligramlık denir. Koko ağacından da kokain elde ediliyor. Burada kokainin yapısını görüyorsunuz. Tabii bu yasaklı bir şey, bileşik. Bu kokainden de prokain denilen daha yasal olan bir şeyi elde edebilirsiniz. Yani öncü bileşik o ama onu modifiye ederek bazı grupları uzaklaştırarak işte bağımlılık yapıyorsa bağımlılık yapıcı etkisi azaltılıyor. Zehirse zehir kısmı azaltılıyor. Daha yararlı hale getiriliyor.
Bu bitkilerden hani örnekler bu kadar. Deniz dünyasına baktığımız zaman ya da mercan ve deniz dünyasına, buradan da antiviral, antikanser, antiltihap aktiviteye sahip biyolojik işte umut vadeden kimyasallar elde edilmiş. Kurasin, şu bileşik, sarı bileşik. Bu deniz siyanobakterisinden elde edilen, deniz bakterisinden elde edilen bir bileşik. Bakteriler de kendilerini öldürmek isteyenlere karşı bir kimyasal üretiyor. Yani kendilerini korumak için. O ürettikleri kimyasallar sonra ilaç oluyor. Penisilin de bu şekilde, geleceğiz o konuya zaten. Bu şekilde bakterinin kendisini öldürenleri öldürmek için salgıladığı bir kimyasalın işte antibakteriyel etkisi ilaç olarak ortaya çıkıyor. Yine mantarlar, bakteriler de öncü bileşik ya da ilaç olarak olarak sahnede yer alıyor. Mikroorganizmaların taramasıyla penisilin keşfedilmiş. Antikolesterol ilacı için mesela 3000 tane bakteri taranmış. Antikolesterol ilaçlarında kitabı okursanız orada öyle bir bölüm var, statinler. Orada daha detaylı bilgi bulursunuz. Bu mikroorganizmalardan, doğal dünyadan öncü bileşikler, penisilin, sefalosporin, tetrasiklin, streptomisin, kloramfenikol, bunların hepsi antibiyotik, antibakteriyel yapılarını görüyorsunuz tek tek. Bu mikroorganizmalardan elde edilmiş. Az önce söylediğim gibi bu statin bileşiği, eksitatin, kolesterol düşürücü ilaçların şu sınıfına, şu iskelete sahip sınıfına statin deniyor. Statin bileşikleri olarak adlandırılıyor. Mesela ilk statin bir bakteriden elde edilmiş. Yani bakteri diyorum, mantarın metaboliti olarak bulunmuş. Yine sislosporin, oldukça büyük bir molekül görüyorsunuz. Bu da bir mantar metaboliti. Organ nakli sonrası vücut organı nakli reddediyor. Dolayısıyla organ nakli olan kişilerin bağışık sistemlerin baskılanması gerekiyor. Organı reddetmesinin önüne geçmenin yolu bu. O yüzden organ nakli olanlar işte hayatı boyunca bu bağış sistemini baskılayan immünosupresant denilen bileşikleri kullanıyor. Sislosporin de bunlardan birisi. Yine lipstatin bir bakteri türü, Streptomyces toxotrichinden izole edilmiş bir bileşik ve pankreatik lipazı inhibe ediyor. Buradan aslında öncü bileşik lipstatin, fakat şurada çift bağlar var. Çift bağlı hidrojenleyip tekli bağa çevrilmiş formu orlistat ilaç olarak daha sonra piyasada satılıyor. Tek fark burada, dedim şuradaki iki çift bağın tekli bağa dönmesi. Onun dışında yapısal olarak gördüğüm kadarıyla herhangi bir değişiklik yok. Öncü bileşik lipstatin, onu modifiye ederek orlistat denilen anti-obezite ilacı, popüler olan bu bulunuyor. Yine zehirler ve toksinler ilaç, öncü bileşiği olabilir ya da ilaç olabilir. Burada Brezilya yılanından elde edilen bileşiği görüyorsunuz. Zehrin içinde bu molekül var. Oldukça büyük bir molekül. Çok fazla peptit bağları var. Peptit bağları kolay hidrolize olup parçalandığı için hani çok ilaç moleküllerinde tercih edilmez. Bir de bu kadar büyük bir molekülden çok bir ilaç olmaz. Genelde küçük molekül ağırlığına sahiptir. Teprotit, bu zehir molekülünün adı bu. Fakat bunun şu baş kısmındaki işte karboksilik asit grubu var, beşli halka var, azot içeriyor, karbonil var. Şuradan kesmişler, yanına bir CH3, CH2 SH eklemişler ve ilk bilinen antikolesterol ilacı Kaptoril'i sentezlemişler, tansiyon ilacı, yüksek tansiyon ilacı. Günümüzde hala da kullanılıyor. Yani Türkiye'de de çok kullanılan, verilen bir ilaç. Dolayısıyla zehirler, işte toksinler, bunlar bitkilerdeki zehir olabilir. Yılan, örümcek, akrep,
böcek olabilir ya da mikroorganizmalar. Bunlardan da öncü bileşiği bulabilirsiniz. Hani bu kısmı da tarayabilirsiniz. Zehirleri de tarayabilirsiniz. İncelediğiniz hastalığa çare arıyorsanız, ilaç molekülü arıyorsanız. Zehirler çeşitli hayvanlarda tarafından üretilen toksinler, zehirler. Ne bileyim, bunlar ısırmayla olabilir ya da işte sokmayla olabilir. O şeyin sivrisinek sokar, oradan zehrini akıtır. Bu toksin denilen şeyler ya organizmalar ya da canlı hücreler tarafından üretilen bileşikler. Toksik bileşikler ise ya da toksikant bileşikler ise bunlar kimyasal bileşik. Hani bir canlının üretmesi gerekmiyor bunlar için. Yani toksikle toksin arasındaki fark bu. Toksin deyince canlı organizmalar tarafından üretilen, canlı organizma hücreler tarafından üretilen bileşikler. Toksik madde deyince ise sadece kimyasal bir bileşik olarak. Şimdi bitkiden zehire bakalım. Nasıl, neye dönüşmüş? Hangi ilacın tedavisinde kullanılmış? Ona bakalım. Kürer bitkisi, bu işte Kızılderililerin okların ucuna zehir olarak sürdüğü bir bileşik. Kürer bitkisinden elde edilen bir bileşik. Ve bu ok bir isabet ettiği zaman birisine anında ölüyor. Çünkü merkez sinir sistemini bloke eden bir bileşik kürer. 1850 yılında bir doktor George Harley bunu kullanmış. İşte strikinin zehirlenmesi, tetanos tedavisinde kullanılmış. Sonra 1940'larda bu biraz modifiye edilmiş ve ameliyatlarda kas gevşetici olarak kullanılmış. Bu zehirli olan bu. Pardon, biraz işte kas gevşetici olarak kullanılıyor kürerden. Bu atrakurim diye nöro kasları bloke eden bir bundan ilham alınarak, bunu modifiye ederek, öncü bileşik bu alınarak daha yararlı olan bir ilaca dönüştürülmüş. Burada tabii ilaçlarda farmakofor üçgenleri çıkarılır ya da farmakofor gruplar belirlenir. Burada azot iki tane azot artı var. İki azot artı arasında kırmızı çizgi görünüyor. Bu uzunluk mutlaka bundan ilham alınarak, basitleştirerek yapılan diğer ilaçla da aynı mesafede olması gerekiyor. Bu tabii ki derin konu bunlar. Lisansüstü derslerinde bunun nedenlerini, detaylarını anlatıyorum ben. Doğal dünyadan öncü bileşiklerden içsel endojen denilen içsel bileşikler, yani vücudumuz ürettiği bileşiklere bakalım. Şimdi her reseptörün kendine özgü bir ligantı var. Her reseptörün kendine özgü bir postacısı var. Bu nöro taşıyıcı olur, bu işte hormon olabilir. Mesela adrenalin bir şeyin adrenerjik reseptörlerini açıyor. Agonist gibi davranıyor. Bu nöro taşıyıcılar, adrenalin bu arada hormon. Mesela bundan ilham alınarak öncü bileşik bu. Burada metil grubu var. Metil grubu yerine sadece terser bütil grubu ekleyerek salbutamol denilen bir ilaç keşfediliyor. Bir agonist keşfediliyor. Taklit postacıları agonist deniyor. Taklit postacıları agonist, reseptör durdurana da antagonist deniyor. Yine serotonini görüyorsunuz burada. Serotonin de şuradaki azotta iki hidrojen yerine iki tane metil grubu bağlanmış. OH grubu yerine ise sülfonamid grubu bağlanmış. Ve sumatriptan denilen bir ilaç keşfedilmiş, agonist. Yani hangi reseptörü aktive etmek istiyorsanız o reseptörün postacısına bakıyorsunuz. Onun şeklinde biraz üzerinde fonksiyonel gruplarında bir değişiklik yapıyorsunuz. Pardon, bir de burada CH2 eklenmiş buraya. Direkt oksijen halkaya bağlı değil. Antagonist yapmak istiyorsanız antagonistlerde daha büyük yapmanız lazım molekülü. Daha uzatacaksınız, daha geniş yapacaksınız ki o reseptörün postacının etkileştiği bölgeyi, aktif bölgesini kapatsın. Adrenalin
ya da işte doğal postacısı gelip reseptörü açmasın, aktive etmesin. Burada gördüğünüz gibi ne yapılmış? Biraz zincir uzatılmış. Araya bir oksijen ve CHK eklenmiş. Buraya da bir izopropile çevrilmiş. Yine histamin reseptörünü aktive eden bir postacı. Histamin reseptörünü bloke etmek istiyorsanız, yani antagonist tasarlamak istiyorsanız, gördüğünüz gibi zincir uzatılmış, daha büyük bir molekül yapılmış. Enzimler için doğal substratlar, işte enkafalinler, enkafalinazın inhibitörü, peptitler, proteaz inhibitörleri. Burada AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavirin yapısı görülüyor, daha büyük bir yapı. Ya da laboratuvara girer, laboratuvarda sentez yaparsınız. İşte geleneksel yöntemleri kullanabilirsiniz. Ya da bütünleşik sentez, paralel sentez denilen çok daha karmaşık laboratuvarları kullanabilirsiniz. Sentetik bileşik kütüphaneleri var. Maalesef ülkemizde yok bileşik kütüphanesi. 2011'de ben Pakistan'a gittiğimde Pakistan'ın var. Pakistan'ın bileşik kütüphanesi var. Bileşik kütüphanesinin avantajı ne? Bu ilaç firmalarında var. Binlerce bileşik sentezleniyor ve bunlardan kütüphane oluşturuluyor. Diyelim yeni bir hastalık çıktı. Ellerinde binlerce bileşik var. Ne yapıyor? Böyle otomatik sistemler var. Yüksek erişimli tarama diye high throughput screening tarıyor. Ya da var olan bir hastalığa yeni bir hedef keşfedildi. Bu bileşik kütüphanesinden taranıyor. Bu size ne kazandırıyor? Zaman kazandırıyor. İşte günümüzde COVID var, değil mi? Çok kısa sürede ilaç bulmak lazım. Yüz binlerce insan öldü. Böyle durumlarda sizin elinizde bileşik kütüphanesinin olması çok büyük avantaj. Kısa sürede insanları hani kurtarabilirsiniz, insanlığı kurtarabilirsiniz. Bu dediğim gibi yeni bir hedef keşfedildi. Hemen bu bileşik kütüphanelerinden tarıyorsunuz. İlaç firmalarının kendine özgü kütüphaneleri var. İşte bazı ülkelerim var, Pakistan'ım var biliyorum. Oradan tarıyorlar ellerinin altında. Şimdi ilaç tasarımı günümüzde şöyle yürüyor. Me too drugs denilen, yani benimki daha iyi ya da sahte ilaç diye çevirmişler. Sahte ilaç, taklit ilaç. Şöyle, günümüzde hiç kimse sıfırdan ilaç araştıracağım diye uğraşmıyor. 10 bin tane bileşiği inceleyeyim diye uğraşmıyor. Zaman ve para, eğer bir ilaç firmasıysanız, sizin için oldukça önemli. O zaman ne yapıyorlar? Rakip firmalar birbirini kolluyor. Diyelim piyasaya bir statin ilacı çıktı, antikolesterol ilacı. Öbür firma hemen ne yapıyor? O molekülü alıyor. Yani o piyasadaki ilacın, rakip firmanın çıkardığı molekülü alıyor. Fonksiyonel gruplarında bir değişim yapıyor. Bu ilaç tasarımın yöntemleri var. Yüksek lisansta onun dersini anlatıyorum ben, nasıl tasarlanıyor. Hop, yeni bir ilaç piyasaya çıkıyor. Buna me too ya da me better drugs deniyor. Yani benimki daha iyi. Ya da taklit ilaç deniyor. İşte eğer bir yüksek tansiyon ilacı geliştirecekseniz, işte kaptörlü öncü bileşik alabilirsiniz. Yani başlangıç noktanız kaptörl olabilir. Kaptörlün iskelet yapısı üzerinde fonksiyonel grupları değiştirebilirsiniz. Yeni modern penisilinler sentezleyecekseniz çıkış maddeniz penisilin. Penisilin moleküler iskeleti. İşte söylediğim gibi yeni statin geliştireceksiniz. Eskilere bakıyorsunuz. O gün piyasaya ne çıktı ona bakıyorsunuz. Rakip firmalar birbirine bakıyor. Şimdi burada ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Burada statin bileşikleri var. Antikolesterol ilaçları. Mesela bu fluvastatin 1994'te çıkmış. Hep farklı firmalar çıkıyor. Atorvastatin 97'de. İşte selivastatin 98'de. Ne fark var? Bir kere şu baş kısmı hepsinde aynı. Ne yapmışlar? Mesela burada çift bağ var. Burada tek bağ çevirmişler. İşte azotun yeri buradaymış. Yukarıya almışlar. İzopropil ikisinde de aynı.
Burada florabenzam var. Aynen sabit tutmuşlar. Beşli halkaya burada bitişikken benzen burada ayırmışlar. Bir de şuraya bir grup eklemişler. Gördüğünüz gibi yapılar üzerinde oynamalar var. Değişimler var. Yine florabenzen sabit. Şu iskelet baş kısmı sabit. Burada beşli halka varken burada altılı halkaya çevirmişler. İzopropil yine var. Bunun dediğim gibi yolları var. Halka büyütme, halka küçültme, zincir uzatma, işte fonksiyonel grup değiştirme, elektronik yapısı birbirine benzeyenlere koyarak yeni molekül tasarlama. Buna Mi Better ya da Mi Too Drug deniyor. Hani benimki daha iyi. Türkçe'ye çevirsek de şey hani benimki daha iyi. Onun var ama onun çıkardığının yan etkisi fazla. İşte etkisi az, dozu fazla ya da fiyatı fazla. Ben daha iyisini geliştiriyorum şeklinde düşünüyor. Rosuvastatin var 2003. Bu şekilde rakip firmanın çıkardığı ilacın benzeri üzerinden yeni ilacı tabii ki ne yaparsınız? Daha kısa sürede ve daha ucuza satarsınız. Yani ilaç dünyası bu şekilde son yıllarda böyle çalışıyor. İşte bir firma Merck diyelim bir tansiyon ile yüksek antikolesterol ilacı buluyor. Sonra onun benzerini işte Pfizer buluyor, başka firma buluyor. Bütün işi sentezin karmaşık bir şeyi var, çalışma prensibi var. Biraz size yabancı, ona çok detayına girmeyeyim. Katapaz işlemleri var. Çok fazla sayıda çok bileşiği elde edebilirsiniz. Yine paralel sentezli küçük skalalarda farklı farklı paralel kaplarda böyle minyatürize aletlerde küçük miktarlarda madde sentezleniyor. Burada küçük miktarlarda sentezlenmesinin sebebi şu. Eğer bir biyolojik aktivite görürlerse sadece o bileşiğin miktarını arttırıyor. Yani gereksiz yere başka bir şeyin miktarını çalışmaya tırmaya gerek yok. Şimdi yaklaşık